Şu anda defin işlemleriyle ilgili sizlere söyleyebileceğimiz herhangi bir açıklama yok. Çünkü bildiğiniz gibi Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. El ele büyüttük sevgiyi diyerek siyaseti kurgulamışlardı. Tamam. Türkiye'ye sevgiyi, Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı. Son noktada toprakta da birlikte yatmayı çok arzu ederlerdi. Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri organize edilmişti. Fakat o gün şartlarında Sayın Başbakanımızın devlet mezarlığına defnedilmesi öngörülmüştü ve o şekilde gerçekleşti sonuç itibariyle. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit'in de bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için gerekli olan yasal prosedürün işletilmesi konusunda kendilerinden bu konuda önemli destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Umarım karşılık bulur. Bunlar sonuçlandıktan sonra muhtemelen yarın herhalde cenaze merasimi gerçekleşmeyebilir. Ama ondan sonraki günlerde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Yanlış anlamadıysam Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiniz değil mi efendim? Evet efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu talebimizi devlet mezarlığına defnedilmesiyle ilgili talebimizi ilettik. Onlar da bu konuyu değerlendirecekler. Muhtemelen yarın sabah Sayın Cumhurbaşkanı'na konu iletilecek. Biliyorsunuz bu bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Eğer uygun görülürse ki uygun görülmesini arzu ediyoruz. Ona göre cenaze programı da sizlerle paylaşılacak. Efendim, merhum Rahşan Ecevit'in ölüm nedenine ilişkin bir sanıyorum uzun süredir yatıyordu hastanede, tedavisi devam ediyordu. Evet, uzunca zamandır tedavi görüyordu. Bir ara iyileşti. Biz burada yakından takip ediyoruz. Fakat tabii yaşlılığa da bağlı olarak bir sıkıntı vardı. Emir Allah'ın diyoruz. Allah'tan gelen hiçbir şeye itirazımız olamaz. Allah öbür dünyasını yetsin, mekanını cennet eylesin diyoruz. Sizler tabii en son görüşen isimlersiniz ama bir vasiyeti, bir dileği, bir isteği var mıydı başka kendisinin? Benim bildiğim kadarıyla öyle bir bilgi yok. Onların tek dileği demokratik sol kültürün ve demokratik sol politikaların Türkiye siyasetinde etkin olması ve Türk milletinin kurtuluşunun bu demokratik sol politikalarla gerçekleşeceğine olan inançlarıydı. Biz de bu konudaki sorumluluğumuzu, üstlendiğimiz bu misyonu gücümüz yettiği ölçüde yerine getireceğiz. Başınız sağ olsun efendim. Hepinizin başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.